Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Savunma sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. Yalova Sefine Tersanesi'nde katıldığımız tek bir törenle donanmamızın ikinci büyük gemisi TCG Derya'yı yerli imkanlarla üretilen milli fırkateynimiz TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'yi, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marlin Sida'yı, kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürününü deniz kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünün rehberliğinde ilerliyoruz. Envantere aldığımız gemilerimizin ve silah sistemlerimizin donanmamıza hayırlı olmasını diliyor. Projelerde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte inşallah Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle 24 Ocak'ta Ankara'da misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi başta olmak üzere pek çok konuyu etraflıca istişare ettik. Yaptırımlar nedeniyle bir süredir yavaşlayan ikili ticaretimizi 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Farklı alanlarla imzaladığımız 10 yeni anlaşma, ikili ilişkilerimizi geliştirme irademizin somut bir işaretidir. Milli Güvenlik Kurulumuzun Ocak ayı toplantısında hem 2023 senesinin muhasebesini yaptık, hem de sınır ötesi operasyonlarımızı kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye, uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Bölücü örgütün ömrünü uzatan ana faktör, kimi müttefiklerimiz ile Kuzey Irak'taki bazı yapıların teröristlere verdiği desteklerdir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz, Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.